Herkese merhaba. Yavaş yavaş katılımlar gerçekleşiyor. Ve biraz o yüzden bekleyeceğim. Birazcık tamamlanalım diye. Ve Ayşe Hanım'ı alıyorum. Konuşmaya, sohbete. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel bir gün. Çok mutluyum. Evet, güzel bir pazar. Şimdi katılımlar, canlı yayına gelenler devam ediyor. O yüzden çok kısa beklemek istedim. Birazcık böyle o sırada birbirimizi belki kısaca tanıtabiliriz. Kendimizi daha doğrusu tanıtabiliriz kısaca. Ayşe Hanım, Ayşe Gündallı şu an ve ben Burçin Orhan Angı. Size böyle sohbet havasında pazarınıza belki eşlik edebileceğimiz küçük bir buluşma sizlerle yapmak istedik. Öncelikle Ayşe Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Kimdir Tabii Ayşe? ki. Ben İzmir'de yaşıyorum. 55 yaşındayım. 32 yıl çalışmış hayatım var, aktif. Bunun bir kısmı kamuda, bir kısmı özelde olmak üzere. 2016 yılından bu yana da özelde, kamuda değil, tamamen bağımsız yaptığım çok güzel bir işim var. Mutluyum. Hiç yaşla ilgili falan bir şeyim yok, takıntım yok. Kendimi gayet dinç, enerjik hissediyorum. Bu da tabii ki hayatımla bağlantılı. Güzel şeyler, güzel dostluklar kuran böyle samimi, sıcak ortamları hep seviyorum. İnsanları seviyorum. Bütün canlıları seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Süper. Zaten o enerjinizi hissediyorum. Eminim hissedenler de vardı. Yaşla hiçbir takıntınız olmasına da gerek yok bence. Gayet güzel. Aynen. Güzel ve genç Hissettiğin yaşta her zaman. Evet. Kesinlikle. Ben de şöyle anlatabilirim biraz kendimden bahsetmek gerekirse. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım ve sonrasında kendi tercihimle istifa ettim. Şu anda yürüttüğüm iki tane rol aldığım bir alan var diyebilirim. Bir tanesi bir ekip ruhu çalışması gerektiren bir alan. Diğeri de yoga alanında. Şu an eğitmenlik ya da yoga kolaylaştırıcısı nasıl demek istenirse bu rolü üstleniyorum. Bugünle ilgili, şimdi biliyorsunuz malum pandemi yaşıyoruz. Pandemi döneminin hayatımıza getirdikleri ve götürdükleri anlamında birçok şey var. Pandemi döneminin getirdikleri ve götürdükleri anlamında ya da bizleri nasıl etkilediği anlamında ya da sizi nasıl etkilediği anlamında birazcık fikrinizi merak ediyorum ve duymak istiyorum Ayşe. Tabii ki. Şimdi ben kısacık bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Daha önceki çalışmış yıllarım genellikle sağlık sektöründe. Sağlık benim için her şeyden önemli. Tabii ki hepimiz için her şeyden önemli. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sağlıkla bağlantı kurduğumuzda pandeminin getirdiğini, götürdüğünü biraz daha detaylı, biraz daha farklı gözle görebiliyoruz tabii ki. Şimdi daha önceki, pandemiden önceki yıllarda tabii ki bir çalışma şeklimiz vardı. Pandemiyle tüm dünyanın etkilendiği gibi biz de etkilendik gibi bir an. Hala tabii ki zor bir süreç. Etkilenmeye devam ediyoruz. Bunun en bana göre en olumsuz yanı sevdiklerinize dokunamamak, sevdiklerinizi görememek, onlarla kucaklaşamamak, işte sohbet edememek, o kadar çok özledik ki sevdiklerimize sarılmayı. Ama nedir? Şu anda maalesef durum bu. Yapacak bir şey yok bu konuda. Sağlıklı kalabilmek önceliğimiz ve elbet güzel günler gelecek. Bunlar geçecek, bunlar bitecek ve biz tekrar sarılacağız, tekrar kucaklaşacağız, tekrar sevdiklerimize dokunacağız. Umudumuz hiç bitmeyerek devam edecek. Hani bu belli bir süreç yaşandı. Şimdi pandemiden önce şöyle bir çalışma şeklim vardı. Hem online hem offline dediğimiz, yani hem görüşerek, konuşarak, dokunarak, sarılarak, hem de
Online karşılıklı birbirimize sadece yani canlı bağlantılarla gördüğümüz şekilde işimizi yürütüyorduk. İşte bunun nedir? Mesela çok güzeldi bu duygular tabii ki. Ben İzmir'den kalktım Sivas'a gidip Ankara'ya gitmek, İstanbul'a gitmek, işte Eskişehir'e gitmek. Bunların hepsi çok güzeldi. Birlikte ortak bir şeyler yapabilmek mutlaka çok güzeldi. Aynı zamanda hani bulunduğumuz yerde de görüşmek tamam. Ama bir şey yaşandı. Şimdi olayın neresinden bakmak istiyorsak orayı görüyoruz. Şimdi aslında her durumda şartlarımızı yaşıyoruz. Hani şartlarımız neyse onu yapıyoruz. Peki pandemiyle de o zaman pandemi şartlarına göre çalışmamız gerek dedik. Yani bir an ne yapacağız, ne oluyor falan bir şöyle olduk, bir sallandık, kendimizi bir düşündük ama sonradan dedik ki sonuçta her durumda biz şartları yaşamıyor muyuz zaten? Örnek veriyorum işte Sivas'a gitme imkanım varken gittim tamam ama bunu gitme imkanım olmasaydı yine onu devam ettirecektik, yine görüşecektik. Şimdi böyle olunca da o şartların getirdiği şeylerde neler yapabilirimize döndük. Bu neler yapabilirim? Tam bu noktada çok böyle sözünüzü kesmiş gibi oldum. Pardon ama şimdi Rica ederim. dediğiniz gibi hani pandemi öncesinde normal alıştığımız bir düzen aslında normal ne tabii hani bu tartışılır ama alıştığımız bir düzen vardı. Pandemiyle tekrar başka bir düzene alıştık. Peki bizlerin hani hayat boyunca devam etmemizi belki sağlayan hedef dediğimiz ya da hayal dediğimiz ya da bahsettiğiniz iş dünyası yani olumlu olumlamalarla böyle planlarla yürüttüğümüz o hayatımız birazcık değişti. Yani çok bariz ki hani bazı iş alanlarında zorluklar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bazı alanlar fırsat olarak başka bir yöne geçti. Peki insanların bu ilerlemesi için yani ilerlemesi için bir aracı olan hayaller bunlar hakkında hani ne düşünüyorsunuz? Çünkü biliyorum ki daha önceki görüşmelerimizde, konuşmalarımızda hayallere önem veriyorsunuz ve sizin Evet. hayallerle ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Evet, hayaller. Zaten beni bugün burada bulunduran da hayallerim aslında. Yani pandemiden önce de hayallerim vardı. Pandemi sürecinde de hayallerim var. Pandemi sürecindeki zorluklar benim hayallerimi engellemedi. Yani kimseninkini engellememedi. Çünkü hayal bizi hayata bağlayan şey, mutlu eden şey. Hayaller için kendimizi canlı, diri tutan şeyin hayaller olduğunu düşünüyorum. Ama biz toplum olarak şöyle bir şey var. Genellikle hayalleri hep engellenen çocuktan hani böyle bir şey var. Çocukken bile bir hayal kurmaya kalksak işte saçmalama, işte olacak şeyleri düşün gibi engellemeler. İşte gençken böyle bir uzaklara dalsak, bir hayal kursak. Kim geldi aklına? Başka bir yönde düşünceler. Böyle hayallerimizi aslında hiç hani hayal kurmayı öğrenememiş çocukluk, gençlik dönemi gibi. Hani ben şu anda gerçekten anne babaların özellikle çocukların hayal kurmasını, engellemesini gerçekten doğru bulmuyorum ve bunu yapmasınlar diye öneriyorum. Çünkü o hayaller var ya çocuklukta başlayan, gençlikte devam eden, ileriki hiç bitmeyen o hayal kurma şeyi insanı canlı tutan şey. Ama hayal kurarken de tabii ki hayallerimiz net olmalı. Hayallerimiz nasıl net olmalı? Şimdi herkesin hayallerinde işte ev, araba, işte vesaire vesaire olur. Ben başka bir örnek vereceğim. Diyelim ki benim şöyle bir hayalim var. Öğrencilere burs vermek istiyorum. Şimdi bu bir hayal. Tamam da bunu sürekli öğrencilere burs vermek istiyorum. Öğrencilere burs vermek istiyorum diyerek bu hayalimi gerçekleştiremem. Benim ne yapmam gerekiyor? Bu öğrencilere bursu ben ne zaman vereceğim? Hangi öğrencilere vereceğim? Kaç öğrenciye vereceğim? Ne kadarlık tutarda bir burs düşünüyorum? Örnek veriyorum. Bunu daha da daraltabilirsiniz. Memleketi şu olan, şu üniversitede okuyan ya da şu lisede okuyan. Hani öncelikle bir hayalinizi net belirlemeniz gerekiyor. Hayal ne olursa olsun. Çünkü hayalin küçüğü büyüğü olmaz. Hayali varsa insanın gerçekten güzel yaşayacağı, sadece bireysel değil, birçok kişiyle yaşayacağı bir şeyler vardır hayallerin içinde. Bu sevdikleriniz olabilir, aileniz olabilir, hiç tanımadığınız insanlar olabilir, herkes olabilir yani.
Burada örnek veriyorum işte. Ben Ege Üniversitesi'nde okuyan, üniversitede okuyan işte 4 tane öğrenciye 5'er 100 liralık burs vereceğim aylık dediğinizde burada ne çıkıyor ortaya? Bir de tarih koyuyorsunuz. Ne zaman? Ne zamanı koymazsanız sadece hayal olmaktan hani o düşünülen o klasik hayal düşüncesinden ileri gidemiyor. İşte ben de bunları aslında hayal kurmayı bilmeyen birisiymişim. Ben en son bu işimle öğrendim hayal kurmayı. Hayal Yani kurdum, hayallerime kavuştum. çok güzel. Oraya da geleceğim. Yani şu mu? Yani hayal dediğimiz şey aslında net sınırları ya da ne olacağı belirlenmiş olması, böyle genele hizmet eden ve iyinin hayrına diyebileceğimiz şekilde belki de olması. Yani mesela şu da olabilir. Yani kazanmak istiyorum bir şeyi. Örneğin sağlığımı kazanmak istiyorum. Yani sağlıklı olmak istiyorum ki başkalarına da faydam dokunabilsin gibi aslında benim. Kesinlikle. Peki sizin hani hayalleriniz olduğu çok bariz, çok açık. Peki bu zamana kadar hayal anlamında neler yaptınız, neler yapmadınız, gerçekleşen hayalleriniz oldu mu ve bunlar olduysa neler? Ve ileriye dönelik belki bahsetmek istediğiniz, bizimle paylaşmak istediğiniz belki bir hayal varsa bunu da duyabilir miyim? Tabii ki. Şimdi hani dedim ya ben hayal kurmayı bilmiyormuşum. Neden bunu söylüyorum? Devlet memuru mantığıyla bakmışım olaya hep işte. Gelir belli, gider belli. Hani bununla çünkü hayalleriniz içinde elbette hani ekonomik boyutta olan, ekonomik etkileri olan hayallerimiz de oluyor. Bunun devlet memuru maaşıyla gelir belli, gider belliyken kurduğunuz hayal ne oluyor? Aman ya nasıl olsa gerçekleşmeyecek bir hayal diye düşünerekten öteliyorsunuz ya da erteliyorsunuz, vazgeçiyorsunuz hayallerinizden. Ama hayal öyle bir şey ki, yani ne yapmak istiyorsanız, neye sahip olmak istiyorsanız ya da hayatınızda nasıl bir değişiklik olmasını istiyorsanız, bunun hayalini kuruyorsunuz. Orada yorum yok, engel yok. Ondan sonra o hayalimi nasıl gerçekleştirebilirimin planını yapıyorsunuz, programını yapıyorsunuz ve o plana uyduğunuzda da hayaller zaten kendiliğinden gerçekleşiyor. Ve bir hayal gerçekleştiğinde hemen yeni bir hayal kurmayı öneriyorum hep ben. Yani benim de tabii ki hayallerim vardı. Örnek veriyorum, yurt dışına gitmeyi çok istiyordum. Tabii ki gerçekleştirdim bunu defalarca. Ondan sonra daha iyi ekonomik şartlarda yaşamak istiyordum. Evet, gerçekleştirdim. Sadece kendim değil, tanıdığım tanımadığım birçok insanın hayatında değişiklikler yapmak istiyordum. Evet, başardım ve hala başarmaya devam ediyorum. Daha hayallerim bitmedi. Bunu ben hep tabii ki hep sayılarla belirliyorum. İşte diyorum ki şu anda 2021 yılında en az 10 kişi, gerçekten hayali olan en az 10 kişinin de hayallerini gerçekleştireceğim diyorum. Yani hayal hiç bitmiyor. Hep böyle yeni yeni hayaller böyle devam ediyor. Tabii ki en çok da beni mutlu eden bunların içerisinde hayatlarına dokunduğum kişiler, birilerinin hayatını değiştirebilmek benim en büyük hayalim. Hep bu hayallerim ne olursa olsun, ev olsun, araba olsun vesaire, ekonomik ne olursa olsun ama o hep yanında olacak, her zaman da olacak bir hayalim. Yani oraya hani nasıl hayallerini başkalarının hayallerine dokunulabilir? Nasıl başkalarının hayalleri gerçekleşebilir? Bununla ilgili tabii ki konuşacağız. Biraz açmanızı isteyeceğim sizden. Ama yani biraz hani pandemiden bahsettik. Pandemiyle birlikte insanların hayallerinin değiştiğinden. Fakat hala yani her zaman bir hayalin olduğunu da söylüyoruz ki evet gerçekten olmalı. Hatta dediğiniz noktada hani yine birkaç önceki söylediğiniz cümlelere bakarak o net olan hayaller ben de nacizane fikrim hani o zihnin işleyişine baktığımızda o net olduğunda hayaller o hayalin hatta duygusunu yaşadığımızda zihin hayalle gerçeği ayıramadığı için o duyguyu bedendeki o enerjilerle titreşimler bedene yerleşmiş o şekilde evrene yayılmış ve bunun kolaylaşması, o hayalin gerçekleşmesi daha da belki yakınlaşmış oluyor.
olarak Tabii. ben de bu konuda fikrimi söylemek isterim. Şimdi peki bu pandemi dönemiyle birlikte online'da hala hani çalışmaya devam ettiğiniz bir sistem olduğundan da bahsettiniz. Online, çünkü her şey online'a döndü artık. Yani önceden bazı şirketlerde işte kesinlikle evden çalışma diye bir fikir yoktu. Yani evden bilgisayarını alıp da gidip insanlar evlerinden çalışmak çok azdı ya da. Fakat şu dönemde artık her şey online'dan. Yani belki de bir avantaj olarak bunu söylemek mümkün olabilir. Hani eğitimler online, işte ulaşmak isteyip ulaşamadığımız birçok şeye pandemi dönemiyle online'la birlikte ulaşmaya başladık. Peki bu hayaller konusunda online'ı kullanmak nasıl mümkün? Yani tabii ki bu bahsettiklerimizle mümkün ama bir de sizin açınızdan hani çünkü yürüttüğünüz bir iş var. Siz pandemiye, online döneme kendinize nasıl adapte ettiniz? Zaten pandemiden önce de online vardı aslında bizim ama sanki hani onun çok farkında değilmişiz. Pandemiyle birlikte hani ne yapacağız, ne edeceğiz bir an böyle tereddüt yaşamamız aslında çok kısa sürdü. Kendimizi hemen daha da iyi bir şekilde geliştirmeye başladık. Hani bu nedir? Şöyle düşünün. Evet, birileriyle görüşmek gerçekten güzel. Bunun verdiği haz, bunun verdiği duygu çok farklı. Ama birebir görüşmelerle daha az kişiyle görüşebiliyorduk. Daha az kişiye bilgi aktarımı yapabiliyorduk. Daha yani diyelim ki yaptığımız işi, duygularımızı ya da arkadaşla görüşmeleri bile daha az kişiyle görüşüyorduk. Ama biz insanlar aslında eğer istersek her şartta gerçekten avantaja dönüştürecek bir şeyler bulabiliyoruz. Şimdi bu pandeminin getirdiği şeylerde de bizim yakaladığımız avantajlar şöyle oldu. Online eğitimlere döndük. Yani online eğitim. Mesela günde görüşme yaptığınızda diyelim ki yarımşar saatten görüşseniz maksimum hadi 10 kişi, hadi şartları zorladınız 20 kişiyle görüşebilirsiniz. Ama bir online platformda yarım saatte belki o kişiye tam her şeyi anlatamayacaksınız, bilgi aktarımını yapamayacaksınız ama online platformda ne yapıyorsunuz? Aynı anda 20 kişiye ulaşabiliyorsunuz ve bu bir saat içerisinde diyelim ki diğer türlü yarım yamalak bir yarım saat geçirecekseniz tam böyle güzel dolu dolu bir saatte aynı anda 20 kişiye ulaşabiliyorsunuz. Aslında ben şunu farkına vardım. Daha öncesinde ben herkese ulaşamamışım. Yani herkese ulaşamamışım çünkü zaman yetmemiş. Bunu anlatmak için, bilgi aktarımı için doğru yol aslında o zaman da o değilmiş. Yani online platformu pandemiden önce de kullanmalıymışım. Bunun farkına vardım. Şimdi online platformlarla aynı süre içerisinde ve çok kişiye ulaşabilmek hem benim için bir avantaj oldu hem de kişiler açısından avantaj oldu. Daha önce aktaramadığım birçok kişiye ben ulaşma imkanı, ulaşamadığım kişiye ulaşma imkanı buldum. Çünkü bu son derece ekonomik internet ortamı. Şu anda hepimiz biliyoruz ki internet ortamının geçirilen süre gerçekten çok fazla. Aslında çevrim içi diye gördüğümüz şey var ya, çevrim içi değiliz, çevrim içi yaşıyoruz aslında. Hani bu her sosyal medyada olsun, işte kendi WhatsApp'tan olsun, kendi kişilerimizle olsun. Önceden ne yapıyorduk biz diyelim? Telefon yokken mektup yazıyorduk. Mektubun cevabı gelsin diye bekliyorduk. Sonra telefonlar çıktı. Telefonla birlikte görüşmelere başladık. Sonrasında ne oldu? Artık telefon görüşmeleri de bitti. WhatsApp'tan yazışmalar, sosyal medyada takip etmeler. Ayşe nerede? Fatma ne yapıyor? Yani o kadar çok dünya nüfusu diyelim ki %1 artıyorsa internet kullanımı %2 artıyor. Yani o kadar hızlı artıyor. Bunun dışında hızlı artan ne var? Sosyal medyada geçirilen süreler var. İşte gazete alıp okumuyoruz. Yemek tariflerine kitaplarımızdan bakıyorduk. Önce ondan bakmıyoruz. Şimdi hemen Google'a yazıyoruz. Şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır. Yani aslında internet imkanı olan, tabii ki bu imkana sahip olmayan kişiler de var ama internet ortamında olan geçirilen süre hepimiz açısından çok fazla artmış durumda. Dolayısıyla bu sosyal medyadan ulaşılabilirlik de internet ortamında herkese ulaşılabilirlik de kolaylaştı. Bunun dışında neler oldu? Tabii ki
daha geniş kitlelere seslenmeye başladık. Daha geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. Bu hem onlar için hem bizim için oldukça ekonomik oluyor. Aynı anda birçok kişiye ulaşıyoruz. Bunun için hani bir yere gitmeniz, yol ya da zaman harcamanız vesaire gerekmiyor. Elimizde telefonlarımızdan her zaman her yerde her şeye ulaşabilir duruma geldik. Aynı zamanda alışverişler, yani internet ortamından yapılan alışverişlerde de pandemi nedeniyle tabii ki çok büyük artışlar oldu. Herkes kendi ihtiyaçlarını daha çok ne yapıyor? İnternet ortamında satın alıp gelme şeklinde oluyor. Aslında hani bir taraftan dezavantaj var gibi düşünürken, bir taraftan da eğer gerçekten hayalimize ulaşmak istiyorsak şunu yapıyoruz. Ben bu şartlarda ne yapabilirim? İşte onun o avantajlı yönlerini yakalıyorsunuz. Onları buluyorsunuz. Onları bulduğunuzda da işte hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmemiş oluyorsunuz. Her durumda yani gerçekten kavuşmak istediğiniz bir hayaliniz varsa her durumda onun bir yolunu buluyorsunuz yani. Yani internet pandemi dönemi benim işime sekteye uğratmadı. İşim de son derece rahat. Hatta belki bazı yönlerden pandemi öncesine göre daha hızlandırmış bir şekilde avantajlarını gördüm, kullanıyorum onları da. Yani kesinlikle şöyle, hani ben de yoga alanındaki o eğitmenlik sürecimi mesela bir stüdyoda düşünürken pandemiyle birlikte online olarak mesela yogayı sunmaya başladım. Yani dediğiniz gibi aslında bu koşullar altında ne yapabilirim? Bu insanın ilerlemesini sağlayacak her alanda, sadece yani aslında her Hepsi. anda, her yaşadığımız durumda sorulması gereken belki de bir soru. Ve tabii ki hani o bilgi paylaşımları arttı. İşte bilginin yayılma hızı arttı. İşte her şeyi paylaşma arttı. Bence de yani zor olduğu kadar aslında olumlu yanlarını pandemi sürecinin görmek de mümkün. Peki bir aslından bahsetmek istiyorum. Merak ediyorum. Yani belki merak edenler de vardır, izleyenlerden. Bu bahsettiğiniz iş modeli nedir? Nasıl bir iş modelinden bahsediyorsunuz? Yani pandemiden önce de devam eden, online'dan yürütülebilen ve pandemiye adapte edip yine online'dan daha çok kişiye ulaşabilen, aynı zamanda kendi hayallerinizi gerçekleştirirken başkalarının hayallerine de ulaşılabilen bir iş modelinden bahsediyorsunuz ve bundan bahsederken gözlerinde seni içi gülüyor, yani o tebessümü Evet. alabiliyorum. Yani o yüzden bizimle bu iş modelini birazcık, ne olduğunu, nasıl bir iş modeli olduğunu paylaşabilir misiniz? Tabii ki paylaşırım. Şimdi ben bu arada yeni katılanlara tekrar merhaba diyorum. Hoş geldiniz yayınımıza diyorum. Çok sevindim sizleri görmekten diyorum onlara da. Şimdi ben dedim ki 32 yıl bir çalışma hayatım var. Bu 32 yıl işte sabah 8, akşam 5 ya da nöbetler 24 saat nöbetler, nöbet sonrası tekrar belki de yoğun çalışma dönemleri gibi. Bu arada tabii ki hani kişisel olarak yaptığımız yine evimiz, işimiz, çocuğumuz hep bunlar hayatımızda var olan şeylerdi ve oldukça yorucu işlerdi. Benim hep hayalim de tamamen ben kendi işim olarak düşünebileceğim, her şeyi bana ait, bütün kararları benim verebileceğim bir iş modeli arayışındaydım. Evet, şu anda yaptığım iş de tam bu şekilde. Bağımsız yapılan bir iş. Kimseye bağlı değilsiniz. Sabah 8, akşam 5 mesainiz yok. Home office ya da her yerden yapabildiğiniz ya da herkesin yapabileceği, yani bir dil bilmeniz gerekmeyen, işte bir diploma, şu diploma olması gerekiyor denmeyen, son derece güzel bir iş yapıyorum ben ve çok mutluyum. Bu işte de çok mutluyum. Çünkü ne yapıyorum? Hayalini kurduğum o mesai kavramı olmadan zamanı kendimin belirlediği, ben şu saatlerde bu işimi yapmak istiyorum dediğim ya da şu kişilerle görüşmek istiyorum dediğim, yani görüşmek istediğiniz kişileri de kendiniz seçiyorsunuz sonuçta. Görüşmek istiyorum dediğim. Tamamen her yönüyle ne yaptığım, kendi belirlediğim bir iş bu benim. Ve bu iş için tek şart var. Sadece 18 yaşını doldurmuş olmak şartı. Başka bir şart yok. Kendisi gerçekten isteyen, herkesin içinde olabileceği, çalışan, çalışmayan, okuma yazması olmayan, üniversite mezunu, profesör, doçent, herkesin içerisinde yer alabileceği
Ve gerçekten de hani bazen vardır ya, kendi hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuzdur ama yine de mutsuzsunuzdur. O zaman ne yapmak gerekir? Başkalarının hayaline, başkalarının hayatlarına dokunmak gerekiyor. Onu, o yöne geçiyorsunuz. Yani ben bu süreçteyim. Hani sonuçta tabii ki çok lüks bir yaşantım yok benim. Beklediğim ve istediğim de çok lüks bir yaşantı değil. Ama gerçekten dokunmak istediğim hayatlar var. Ben o yönde gidiyorum. Peki, Ve çok şanslıyım bu konuda. bu bahsetmiş olduğunuz iş modelinde şimdi hani anlattığınız şeyler kendi çalışma saatlerini belirliyor. Kendi motivasyon gerektiren, yani aslında iç motivasyonla yürüdüğünü anlıyorum böyle Evet. bahsettiğinizde. Şimdi bu tarz işlere biliyorsunuz ki mutlaka siz de yani yıllardır bu işin içinde olduğunuz için artı yönleriyle bakan kesim de var, eksi yönleriyle bakan kesim de var. Yani artı eksi derken aslında kolay diyen de var. İşte kolay, herkesin yaptığı şöyle oldu, böyle oldu diyen bir iş modeli bu. Kendi saatlerini belirlemek, kendin çalışmak dediğimiz. Ama bir de işin şu noktası var. Yani şu anda mesela evden çalışmalarla görüyoruz hani bazen evde belirli bir mesai saati gibi oturup çalışmak. O masanın başına, çalışma alanının başına gelmek her gün insanı aslında daha zor denilebilecek bir şey mi? Yani hani nasıl diyeyim, ya da daha çok hani hayalleri sıkı sıkı tutunan mı bunu yapar? Yoksa daha mı kolay, daha mı zor? Yani bunu birazcık sizin açmanızı istiyorum açıkçası. Tabii ki. Şimdi hem kolay yönü var hem zor yönü var. Ama hiçbir şey emek vermeden, çaba sarf etmeden kazanılmıyor. Sonuçta öyle bir şey mi olmuş olsaydı zaten herkes yapardı. Hani yata yata hiç emek vermeden kazançları sağlayayım, işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun denilen bir iş modeli ben bilmiyorum. Zaten öyle bir model olsa da sanıyorum ben o modele kaymam. Çünkü o beni mutsuz eder. Yani ben işin içinde insanların olduğu, iletişimin olduğu, emek verdiğin, çaba sarf ettiğin, hani biz yıllardır böyle öğrendik. 18 yaşında ben çalışma hayatına başlamış birisi olarak emek vermeden yemek olmazı öğrendik. Şimdi insanı seviyorsanız, canlıyı seviyorsanız bu işi çok rahat yaparsınız. Yani neden? İnsan çünkü işin içindeki zaten insan. İnsanlarla iletişim, insanlarla konuşmak. Yani bana o kadar iyi geliyor ki tanımadığım insanlarla her böyle tanımadığım insanla konuştukça benim heyecanım artıyor. Ondan sonra işte hayata bakış açım artıyor. Hele bir de böyle bir iletişim kurmuşsak o değme keyfine ya müthiş böyle güzel bir duygu. Evet zor yönleri var mı? Tabii ki var. Hani bazen bir şeyi bir kez anlatmanız gerekirken iki kez, üç kez, beş kez anlatmanız gerekebilir mi? Evet gerekebilir. Ama olsun sonuçta yani her gün aynı şeyleri yaparak bir şeyleri hayatımızı değiştiremeyiz. Önce bir bunu kabul edelim yani. Değişik bir şeyler yapmalıyız. Genellikle %90 şu anda pandemi nedeniyle de özellikle birçoğumuzda of puf yemek bulaşık çamaşır of pufla geçen bir süre var. Ben hayatımı niye böyle geçireyim ki? Yani neden oflayarak puflayarak mutsuz bir şekilde geçireyim? Bana zaman yetmiyor. Şu anda hani evde olmak da beni sıkmıyor açıkçası. Çünkü yapabilecek bir sürü şey buluyorum. Zaman yetmiyor bana. Yani keşke günler 24 değil 48 saat olsa diyorum. Dolu dolu. Bu benim sağlığımı da tabii ki olumlu yönde etkileyen bir şey. Diğer türlü psikolojiniz bozuluyor, canınız sıkılıyor, negatifleşiyorsunuz, ev içi ortamda kendinizi gergin hissediyorsunuz, yakınlarınıza geriyorsunuz, hep birlikte gergin bir ortam. Bu da aslında bence son derece sağlıksız bir ortam. Ama bizim işimizde ne var? Hiç de böyle bir sıkıntı yok yani. Gayet mutlu geçiyor günlerimiz. Peki artık yani bu kadar hani merak uyandırdınız. Bahsedelim mi, nedir bu iş? Bir adı nedir? Var mıdır bir adı Evet. tanı? Tabii ki bir adı var ve çok güzel bir adı var. Benim işim hep gururla söylediğim, iyi ki tesadüflerle, iyi ki arkadaş hatırını kırmamak şeklinde başladığım işe iyi ki başlamışım. İyi ki buradayım. Tabii ki iyi ki Oriflame diyorum. Ama burada Oriflame deyince hani şöyle bir şey çok görmüyorum aslında.
Günde sosyal medyada bile 10 tane 100 tane böyle işte şuydu buydu bir sürü değişik şeylerle ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz. Ve ön yargılar oluşmuş durumda. İnternet ortamı bazen kirli bilgilerle de dolu. Her zaman tertemiz bilgilerle dolu değil. Yani teknolojiyi nasıl kullandığımız da çok önemli bu anlamda. Bir ön yargı olmadan doğru bilgiyle bir şeyi, sadece Oriflame için bahsetmiyorum. Ne olursa olsun hani sonuçta insan doğru bilgilerle doğru adımlar atarsa eğer o doğruyu görüyor. Yoksa sadece kirli bilgi boyutunu görünce, ön yargılar oluşunca, işte şunun söylediği, bunun söylediğiyle hareket edince ne yapıyor? İşin tam doğru yönlerini görememiş oluyor. İşin içerisine katılamamış oluyor tabii ki. Yani önce kendi yine kendin deneyimlemek, kendin bir fikir oluşturmak, kendin deneyip sonucu görmek, işin içine dahil olmak çok daha tabii ki kendi fikirlerinin oluşmasına da sebep oluyor. Peki Oriflame'de şimdi neden hani Oriflame? Yani bir de biliyoruz ki çok fazla böyle bir firma var. Yani doğrudan satış firmaları olarak geçiyor. Neden Oriflame? Yani diğer lerinden ayıran Oriflame'i nedir? Diğerlerinden ayıran Oriflame'i ben hep söylüyorum. Sağlık yönünden hep ele bak aldığım için, sağlık son derece böyle irdelediğim bir konu olduğu için birincisi en önemli neden gerçekten sağlıklı, sağlığa zarar vermeyen, canlıya zarar vermeyen, beni cezbeden şeyler, doğaya, çevreye zarar vermeyen ürünlerle dolu dolu olan bir yelpazesinin olması. Yani gerçekten canlı insan, yani sadece insan değil tabii ki, hayvanlar üzerinde test edilmemesi bile benim için son derece önemli bir etken. Şimdi böyle baktığınızda ne yapıyorsunuz? Ben hani bu düşünceye hemen kapılmadım tabii ki. Ürün içerikleri, ondan sonra katıldığım seminerlerde görmüş olduğum şeyler, bunların hepsi beni etkileyen şeyler. Mesela wellness ürünlerinin olduğu yaşam bilim topluluğuyla tanıştım. Igolosa'ya gittim. Türkiye'de 10 kişi sadece hak etmişti bunu. Bu 10 kişiden biri benim. Wellness ürünlerine ben hayrandım zaten. Ama gidip orada o bilim ekibini görmek, o ortamı görmek. Mesela Igolosa denilen kasabada, bu bilim toplumunun olduğu yerde, kasabada sigara içilmesi yasak. Yani bunlar o kadar büyük etkenler ki sonra gerçekten değerleri var. Hani ben hepimiz insanız ve değerlerimiz son derece önemlidir. İşte Oriflame'in de değerleri var. Bütün canlılara verdiği önemin daha da dışında çalışan olarak görmüyor. Yani böyle güzelliği var. Ben bir Oriflame için ben bir çalışan değilim. Daha önceden biliyorsun danışman, üye, temsilci, satış temsilcisi gibi kelimeler vardı. Oriflame bunları aştı. Dedi ki Oriflame için ben şu anda bağımsız marka ortağıyım. Bu beni cezbetti, çekti. Öyle çekti ki marka ortağı ne demek? Oriflame bir marka ve ben onun ortağıyım. Oriflame'in çalışanı değilim yani. Bu Kesinlikle. acayip keyif verici bir şey yani. Peki, bu marka olmaktan da biraz bahsetmek istiyorum ama onun öncesinde o bahsettiğiniz canlılar üzerinde test edilmemesi ve bildiğim yine benim de hani tercih etme sebebim olan dönüştürülebilir ambalajlar kullanması yine bunlar çok çok önemli faktörler ve tabii ki bir de şu var yani ihtiyaç bunu iş olarak dönüştürmek bir seçeneği var bildiğim kadarıyla değil mi? Ve bir de Evet. bunun yanı sıra iş olarak yanı sıra fazla tüketim anlamında değil. Yani kendi ihtiyacın olanı karşılamak anlamında da bir olanı var. Yani bu da Oriflame için bende yarattığı o kalp diyebileceğim, sevgi diyebileceğim Oriflame'e beni çeken şeylerden bir tanesi. Peki marka olmak dediniz. Marka ortağısınız ama kendinize ait de bir marka olmak dediğimiz bir şey var. Size ait Evet. bir marka var mı? Yani ya da bu iş modelini Oriflame marka ortağı adıyla mı yürütüyorsunuz? Yani Ori güzellikten zaten yapıyoruz yayını.
O yüzden hani bunu biraz bilmiyor gibi soruyorum ama tabii ki de onu güzellik olarak bir marka yaratmanız, bu süreç ve bu markayının nasıl diyeyim, güzelliklerini biraz sizden duyabilirim. Şimdi ben ona geçmeden önce Oriflame'den biraz daha bahsetmek istiyorum. Hani gerçekten şimdi denizlere, ormana zarar vermemek. Bu son yaşadığımız pandemi sürecinde o kadar şey iyi anladık ki bunu. Doğaya verilen zararların bizlere nasıl geri döndüğünü, üst üste yaşanan şeylerle bütün dünya olarak o kadar çok şey yaşadık ki. Oriflame'in bütün bunları yıllardır, 50 yılı geçkin süredir yapıyor olması gerçekten Oriflame tercihi olmalı. Oriflame pandemiyi görerek olmadı bazı şeyleri, onu yapmadı. Oriflame işte 92'den bu yana Türkiye'de. Ama 50 yılı geçkindir. 67'de kurulmuş bir firma ve 67, 1967 yılından bu yana sürdürülebilirlik, doğaya saygı, çevreye saygı ve hani kullanılan her şeyin geri dönüştürülebilir olması, bunlar çok değerli şeyler. Gerçekten bunları çok önemsememiz gerekiyor. Yani bizim kataloglarımızda kullanılan kağıtlar ya da işte ambalajlar, bütün bunları düşündüğümüzde hani ormanı tekrar elde edilebilir şeylerin olarak düşündüğümüzde bunlar çok değerli şeyler. Hani lütfen herkes bunları incelesin. Kullandığımız duş jellerinin kanalizasyona giden o denizlere ya da işte bir yerlere zarar vermemesi o kadar yani değerli bir şey ki. Çok. Düşünün ki sabun kullanıyorsunuz. Sabun lavabonun içerisinde sabun oradayken bile erimeyen sabunlar var. Yani parça parça döküntü döküntü lavaboyu tıkayan sabunlar var. Düşünün bu artık nerelere nasıl zarar veriyor. Bu pandemi süreciyle bu zaten doğa çevrenin önemi iyice kat kat ortaya çıkmış durumda. Ama bunu biz daha önceden Oriflame'den hep gördüğümüz, yaşadığımız, duyduğumuz için benim kalbimi çarptıran şeyler arasında. Ya o kadar çok neden var ki? Oriflame için o kadar çok neden var ki burada saymakla bitmez aslında. Evet, hemen bir diğer sorun. Şimdi Oriflame burada tamamen karar bize ait. Yani dilersek biz kendi ihtiyaçlarımızı indirimli bir şekilde alabiliriz. Dilersek kendi hayatımızı değiştirebiliriz. Dilersek başkalarının hayatını da değiştirebiliriz. Burada bir zorunluluk, bir yaptırım yok. İşte ikinci neden Oriflame'de olmamın ikinci nedeni. Bana bir yaptırım yok, bir zorunluluk yok. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyen yok. Aynı şekilde ben de kimseye söylemiyorum zaten. Ben sadece ne yapıyorum? Doğruyu gösteriyorum, öğretiyorum. Ve önceden tam öğretemiyormuşum. Bakın online platformlarla bunları daha çok öğretebilir ve anlatabilir. Biraz daha ulaşabilir duruma geldik. Bu ikinci avantaj olarak düşünüyorum bunu. Şu anda bir istatistik var. İnternet alışverişlerinde en yüksek oranda ne var biliyor musunuz? Wellness ürünleri var. İkincisinde de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri var. Oriflame'de bunların ikisi de var. Oriflame'de olmak için bir diğer neden Oriflame. Hem wellness, zinde yaşam ürünleri, sağlıklı kalabilmek için hem de kişisel bakım ürünlerimiz. Şimdi burada dediğimiz gibi evet, isterseniz kendi ihtiyaçlarınızı alın, indirimli. Kimseyi aramayın. Şu anda zaten internetten alışveriş yapıyoruz. Bir yere gidip bir şeyler almaktan korkuyoruz. Acaba şu mu, acaba bu mu? Son derece rahat. Kendi kod ve şifrenizle giriyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. Kargoyla geliyor. Kargoyu da ne yapıyorsunuz? Dikkatli bir şekilde alıyorsunuz. Son derece basit bence. Ama iş olarak dediğiniz yerde sanırım biraz lider yetiştirmek, liderlik etmekten bahsediyoruz, değil mi? Yani iş boyutuna girdiğinde biraz daha iş, tabii ki ürün bilgisi, ürünlere hakim olmak, bunlar çok çok önemli ve zaten lider yetiştirirken en temelde olması gereken şeyler, ama iş anlamına baktığımızda tamamen liderlik giriyor devreye, değil mi? Tabii ki. Şimdi bu lider neden lider olmak istiyorsunuz zaten? Hayalleriniz olunca, yani bu hayallerinize ulaşmak için hayalleri olan herkes de ne yapacak? Bu yolda ilerleyecek. Burada bir sistem var. Neden Oriflame'in üçüncü bir başka nedenini söyleyeyim. Son derece adil bir sistem var. Herkesin kazandığı. Hani bugün başla, 2 yıl sonra kazan değil. Bugün başla, bugün kazan. Yarın hayallerine kavuş. Yani burada süre her şey, karar tamamen size bağlı bir şey. Yani siz nasıl görmek istiyorsanız,
Nasıl bakmak istiyorsanız, nerelerde olmak istiyorsanız, işte hayallerinizdeki şeyler nelerse, bunun için biz ne yapıyoruz? Danışmanlık yapıyoruz işte. Bak, hayalimiz bu, bunun için ne yapacağız? Böyle 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 yapacağız. Birlikte planlar yapıyoruz, o planları birlikte uyguluyoruz ve arkasından da hep birlikte güçlü, büyük, mutlu bir aile oluyoruz. Aslında aileyiz biz. Yani çok büyük, çok güzel bir aileyiz. Benim Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, hani bu Oriflame ailemde herkes var. Yüzünü görmedim, tanımadığım birçok insan var. Onlar beni görmedi ama hepimiz sanki birbirimizi 40 yıldır tanıyormuşuz gibi çok güzel, geniş bir ailemiz oldu ve ben bunun içinde o kadar mutluyum ki, çok güzel liderlerim var. Hani gerçekten insani duyguları olan, bencil olmayan, bazen onların beni geliştirdiği şeyler var. Hani ya ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Teknoloji konusunda gençler benden daha iyi. Şimdi kendim o kadar şey yapamayacağım teknoloji konusunda. Hemen imdada yetişiyorlar. Yani her eve lazım liderlerim. Herkese, sadece kendi ekibine değil. O kadar güzel bir şekilde bunu yapıyoruz ki. İşte burada da Ori Güzellik ailesi devreye giriyor. Evet, Oriflame bir marka ama Oriflame'in altında da Ori Güzellik olarak başlatmış olduğum şey benim Ayşe Orhan Güldal ve ekibi oluyor aslında. Ori Güzellik de bizim markamız oluyor ve bu hepimiz tarafından bilinen bir şey. Tüm aile tarafından, Oriflame ailem tarafından. Bunun gelişmesi için de, kendi gelişimleri gibi aynı zamanda bu ailemizin büyümesi için de herkes birbirine destek. Yani kimse kimseye ket vuracak bir şey yok. Önüne kesmiyor, engellemiyor. O öyle olmasın, ben olayım gibi bencilce düşünce yok. Herkes birbirine yardımcı. Muhteşem bir ekibim var ya. O kadar mutluyum ki. Yani harika harika, hepsi harika. Hepsini çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz. O ekipten biri olarak söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım benim. Şimdi Oriflame'e 18 yaş sınırı vardı sadece. 18 yaşının altındakiler değil ama üstündeki 18 yaşının üstü kayıt olabiliyor. Peki yabancı uyruklu dostlarımız var. Çok fazla Türkiye'de yaşayan. Yabancı uyruklu dostlarımız da Oriflame'e dahil olabiliyorlar mı? Evet, tabii ki olabiliyorlar. Yapmaları gereken tek şey ne? Bizim profildeki linkimize tıklayıp formu doldurup gönderiyorlar. Ya da profildeki foto şeyler, telefonlardan bize ulaşıyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Yani Türkiye'de yaşayan tüm yabancı uyruklu dostlarımız da tabii ki bu işin içerisinde olabiliyor. Son derece kolay, hiç korkmasınlar. Yapmaları gereken sadece bize ulaşmak. Bu arada başka bir şey arada kaynadı herhalde, değil mi? Kazanç da ilgili kısımdan. Evet. Şimdi oraya gelecektim. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Oraya gelmeden önce Ori Güzellik ailesine dahil olmak için Oriflame marka ortağıyla marka ortağı olarak Oriflame sistemine girmek için profildeki linkimiz mevcut. Profildeki linkten giriş yapılabilir. Origuzellik.com olarak da yine bulunabilir. Buyurun. Evet, şimdi birazcık kazançlar, maaş sistemi var, farklı bir sistemi var. Yine oradan devam edebiliriz. Evet, şimdi kazanç sistemi son derece adil dedik. Yani ekipte üstteki çok kazanır, alttaki az kazanır diye bir şey yok. Alt üstü geçerek çok daha farklı yerlere de gidebilir. Burada tamamen kişisel, yani verdiğiniz kişisel kararlarınız tamamen burada etkiliyor. Ve çok söylenen, böyle sözü geçen maaş kelimesi var. Ben bu maaş kelimesini çok doğru bulmuyorum. Şimdi maaş dendiğinde, yıllardır maaş boyutu olan birisi olduğum için, maaş dediğinizde özel sektör ya da kamuda, her neyse, yılda bir defa, iki defa, işte %3, %4 verilen zamdan bahsettir. Bu zamı beklersiniz maaş artışınız için. Oysa Oriflame'de her ay gelirinizi arttırabilirsiniz. Yılda iki defa zam verilmesini, işte bu zam kararının birilerinin dudaklarının arasından çıkacak olan o kararı beklemenize gerek yok. Burada tamamen karar yine o kazancınızı arttıracak olan ne? Gene kendimiziz yani. Ne kadar kazanmak istiyorsak o kadar kazanıyoruz aslında. Burada engelleyen gene kendimiziz. Yani her zaman aslında her durumda sadece kişinin kendisi kendisini engelliyor. Bizim Oriflame'de de ne var? Bizi engelleyen hiçbir şey yok. Tam tersine destek veren, her yönüyle yanımızda olan, arkamızda olan, dimdik
bir şirket var. Bu şirketin avantajları var. Dilediğimiz şekilde bunu tabii ki kullanabiliriz yani. Peki. Şimdi o zaman artık biraz daha böyle toparlamak gerekirse süremize bakarak sizden değinmek istediğiniz son sözler anlamında da böyle birkaç cümle olabilir, demek istedikleriniz olabilir, alabilirim. Tabii ki hiçbir zaman unutmayalım. Yani her gün aynı şeyleri yaparak hayatımızda bir değişim bekleyemeyiz. Bir değişimin olabilmesi için öncelikle kendimizin değişmesi gerekiyor. Öncelikle kendi düşüncelerimizin değişmesi gerekiyor. Bakış açımızın değişmesi gerekiyor. Yani burada bir at gözlüğüyle sadece önümüze bakmayalım. Hiçbir zaman bunu yapmayalım. Yaşımız kaç olursa olsun, durumumuz ne olursa olsun. Lütfen hani hayallerimiz olsun, bir şeyleri böyle hedefleyelim, bir yerlere doğru adımlar atalım. Her şey aslında bir adımla başlıyor. Şöyle düşünün, hep böyle olumsuz olarak düşünülen şeyler vardır. Ben yapamam, bizim en çok aldığımız cevaplar. Ben uğraşamam, o benim zamanım yok. Ay, aslında zaman olarak baktığınızda, televizyon karşısında geçen, telefonun başında geçen zamana baktığınızda hepimizin o kadar çok kalan zamanı var ki. Sadece zamanı doğru kullanmak, ne istediğinize karar vermek. Burada en önemli nokta bu. Yani bir şeyleri değiştirerek hayatımızı değiştirebiliriz. Bir de denemeden hiçbir şey bilemezsiniz. Hani bir şey başlamadan onu yapıp yapamayacağınıza, başarıp başaramayacağınıza, sonucunun ne olacağını asla kestiremezsiniz. Çünkü denememişseniz zaten onun hiçbir şeyini bilmiyorsunuzdur. Sadece kendi ön yargılarınız var. Şimdi yayına katılan Oriflame içinde olan da bir sürü arkadaşlarım var biliyorum ben. Lütfen bu işle tanışmış olanlar liderine sıkı sıkı yapışsın, bana bu işi öğret desin. Gerçekten bunu öğret desin. Hiç tanışmamış olanlar sadece o ön yargılarını bıraksınlar ve bizi dinlesinler. Hani denemeden hiçbir şeyin ne olacağına, sonucunun ne getireceğine asla karar veremezsiniz. Ben 3 ay üye olmak için oyalamış insanım. 3 ay bana üyelik teklif edildi. 3 ay bugün şöyle, yarın böyle, yarın şöyle, öbür gün böyle derken 3 ay ertelemişim. O kadar kızıyorum ki kendime. Bir şeyleri 3 ay geri atmışım ben yani. Sonrasında yani dedim ki en sonunda ya yani arkadaşın hatırını kırmamak için ben bu işe girdim. Gerçekten bakın referans yöntemiyle arkadaşımı kırmamak için arkadaşım da aslında burada şu anda arkadaşım da şimdi kırmamak için girdiğim bir işte sonradan gerçekten ön yargılarımı bırakıp da bir doğruyu dinlediğimde işte sonuç muhteşem oldu. Hem kendim hem de birçok insanın hayatını değiştirdim ve gerçekten mutluyum. Hani insanın önemli olan yaptığı şeyi severek yapması, mutlu olması. Hemşireliği de severek yaptım. İdari görevlerde de severek bulundum. Öğretmenliği de severek yaptım. Şimdi bağımsız marka ortaklığını da çok severek yapıyorum. Severek yaptığım bir liderim. Yani insanın severek yapması çok güzel. Bu hayatınıza, gülüşünüze, bakışınıza, her şeyinize yansıyor. Yani çevrenize yansıyor. Bırakın size yansımalarını, çevrenize, ailenize yansıyor. Çünkü bir kadın mutluysa eğer, o kadının bulunduğu ortamda herkes mutlu olur. Ben buna inanıyorum. Eğer kadın mutsuzsa İstediği kadar herkes olumsuz bir enerjiyle her şey ne yapıyor? Negatifleşiyor ortam. Mutsuz bir ortam oluyor yani. Denemeden bilemeyiz. Lütfen, lütfen ön yargılarınızı bırakın. İnternette okuduğunuz kirli bilgilerden uzaklaşın diyorum. Hiç başlamamış olanları, evet aynen profilimizdeki linki doldurup bize ulaşmalarını istiyorum. Telefonlardan direkt de ulaşabilirler. Formda doldurabilirler. Herkesi biz aramızda görmek istiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. En çok duyduğum, ben de konuşmaya başlayınca durduramıyorum kendimi. Birazcık daha böyle süre anlamında sıkıntı yaşamamak için belki biraz daha kısaltabilirim. Tamam. Hızlanıyorum. Evet. Son toparlıyorum. Şöyle bir şey var. Herkes yapıyor kelimesini duyuyoruz. Ben diyorum ki herkes yapıyorsa ben de yaparım. Kimse yapmıyorsa ben de yaparım. Yani her durumda istiyorsak eğer yapıyoruz. Evet, istemek ve severek yapmak işin büyük Evet. noktası. Ama öğrenmeden sevip sevmeyeceğimize karar veremiyoruz. Bir ön yargıları bırakarak dinlemek gerekiyor bazı şeyleri. Önce dinleyip ondan sonra karar vermek gerekiyor. Tamam.
Evet böyle yani ben bu ortamda bulunmaktan işte çok mutluyum. Herkesin de mutlu bir yaşamı olsun istiyorum. Sağlıklı bir yaşamı olsun istiyorum. Öpüyorum ben. Çok güzeldi. Çok keyifle geçen bir sohbetti bence. Umarım herkes benim keyif aldığım kadar keyif almıştır. Bizim keyif aldığımız kadar keyif almıştır. O zaman Umarım. tekrar olur mu olmaz mı bu yayınla ilgili hani devamı gelir gelmez diye şu an bir şey diyemiyoruz. Ama yorumların altına eğer istediğiniz, talep ettiğiniz konular varsa yazabilirsiniz. IGTV'de paylaşıyor olacağım kaydedebilirsem yayını. Sorular varsa mutlaka ulaşın. Linkten orugüzellik.com'dan yine bize ulaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere o zaman. Yayını sonlandırıyorum yavaş yavaş. Bir de belki ekleyeceğim son bir şey. Bugün uygun olduğunuz zaman da bir gözlerinizi kapatın ve kendinize hayalim ne diye bir sorun. Hayalinizi bulun. Sonra orugüzellik.com formundan belki hızlandırmak adına da bizimle iletişime geçersin. Tabii ki. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.